Merhaba sevgili 7. sınıflar. Evet, Türkçe ders kitabımızın 20 ile 27. sayfalar arasındaki Ana İşsiz Kalınca adlı parçamızın etkinlik ve hazırlık çalışmalarıyla beraberiz arkadaşlar. Önce sayfa sayfa video çekeceğim. Sonra 20 ile 27. sayfalar arasındaki bütün sayfaların tek videoda toplayacağım. Çünkü ayrı ayrı isteyen arkadaşlarımız var. Onun için hiç kimseyi kırmayalım. Ayrıca bu videonun altında 7. sınıfların tüm kitaplarının çözümleri ve tüm derslerinizin yazılı soruları var. Videonun altındaki açıklama kısmına gidin. Daha fazla yazan yere tıkladığınız zaman tüm linkler çıkacak. İstediğinizi orada yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane hazırlık sorumuz var arkadaşlar. Özlem duygusu sizin için ne ifade ediyor? Aile içi dayanışma nasıl olmalıdır? Açıklayınız. Yurt sevgisiyle ilgili ezberlediğiniz şiiri okuyunuz diyor. Önce şu 2 tane cevabı ele alalım. Daha sonra yurt sevgisiyle ilgili şiirimizi açacağım. Onu ister yazın, ezberleyin, ister başka bir şiir alın. Birinci sorumuz, özlem duygusu ne ifade ediyordu? Cevabımız, özlem duygusu sevdiğiniz birini ya da bir yeri bir şeyden bir süre ayrı durunca onu görme isteğini belirten duygudur. Evet, bir kişiyi, bir varlığı, bir yeri bir süre görmediğimiz zaman onu görmek isteriz. İşte bu görme isteği nedir arkadaşlar? Bu görme isteğini gösteren duyguya biz özlem diyoruz. Annemizden ayrı kalınca onu görmek isteriz. Bu bir özlemdir. Evimizden ayrı kalınca evimizi görmek isteriz. Bu bir özlemdir değil mi? Evet, ikinci sorumuz aile içi dayanışma niçin önemlidir, nasıl olmalıdır diyor. Cevap, aile içi dayanışma her şeyden önce çıkara dayanmamalı. Evet, karşılıksız ve içten olmalıdır. Aile bireyleri birbirine saygı ve sevgi duymalıdır. Aile üyelerinden birinin yardıma ihtiyacı olduğu zaman ailenin tüm fertleri büyük bir istekle yardıma koşmalıdır. Onun için aile içi dayanışma aileyi bir arada tutar. Onu da ekleyeyim arkadaşlar, onu unutmuşum. Bu tamamen bana ait arkadaşlar. Hiçbir yerde öğretmeniniz bunu bulamaz. Korkmayın, istediğiniz gibi bunu yazabilirsiniz. Ne demiştik? Dayanışma, aile içi dayanışma, aileyi bir arada tutar. Evet arkadaşlar, bunu da ekledik. Bu da güzel oldu. Güzel bir cümle oldu. Bunu da siyaha boyayalım. Tabii puntomuzu da büyütelim. Evet, aileyi bir arada tutar. Bunu da yazabilirsiniz sevgili gençler. Biraz daha büyütelim sanırım. Puntomuz yetersiz geldi. 15 mi bu acaba? 15 olsa gerek. 15'ten de büyükmüş ama neyse, yeterli bu. Aile şey, dayanışma aileyi bir arada tutar. Bunu böyle tamamlarsanız öğretmeniniz mutlu olacaktır. Size aferin diyecektir. Geçelim üçüncü, yurt sevgisiyle ilgili ezberlediğiniz şiiri okuyun arkadaşlar. Ahmet Said Taştekin'e ait bir şiir bu, yurt sevgisi adı. Siz bunu durdurarak videoyu yazabilirsiniz sevgili gençler. Videoyu durdurun, yazın, bunu ezberleyin. Ya da iki kıtalık şiirler de var. Onlar da Google'a arattığınız zaman yurt sevgisi şiiri diye yazdığınız zaman bir sürü şiir karşınıza çıkar. O şekilde istediğiniz daha güzel, daha içinizi ısıtan bir şiir bulabilirsiniz. Bu benim hoşuma gitti. Ben bunu yazdım. Siz de bunu yazarsanız Ahmet Said Taştekin'e ait bir şiiri siz de ezberleyip okuyabilirsiniz. Evet, bir sonraki videomuzda görüşelim. Hoşça kalın.